Selamlar dostlar. Starfleet'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hatırlıyorsanız bir bölüm önce bazı hikaye ilerlemesinde tatsızlıklar yaşamıştık. Birazcık sert davrandık ve Birleşik Koloniler ile zıt düşmüştük. Birleşik Kolonilerin köstebeğiydik biz aslında. Kızıl Filo'nun içerisine sızmıştık. Onlara bilgi sızdırıyorduk mevzular yüzünden. Lakin benim davranışlarımdan dolayı Birleşik Koloniler beni tutukladı ve beni gördükleri yerde indirmeye çalışacaklar ya da yakalayacaklar. Dolayısıyla biz şu anda Kızıl Filo tarafından devam etmek zorunda kalacağız. Sinirlerimize pek hakim olamadık ne yazık ki. Şu Kızıl Filo öyküsü bakalım bitsin. Onu bir direkt yapalım. Merak ediyorum, acaba hikaye ilerleyişinde yine de ben Birleşik Koronilere kendimi affettirebilecek kıvama gelebilir miyim? Göreceğiz. Şuraya bakın. Berbat. Gemi arıza veriyor. Bir an önce buradaki işimizi halletmemiz lazım. Biliyorsunuz bize şey işi verilmişti. Şu mirası bulacağız buradan. Her neyse artık onu halledelim. Oğlum sürekli şeyi gidiyor bunun. Çok kötü. Bilinmeyen bir sinyal. Kalkan gidiyor. Gemi patlayacak bu gidişte. Aa patladık. Patladık. Peki nasıl yetişeceğim? Zırh olarak çok daha iyi bir gemiyle mi gitmemiz gerekiyor? Ya da aynı anda gemiyi tamir ettirmeye çalışacağım. Kalkanlara ver. Tamam bir dakika. Hemen kalkanı fulle. Yetişemedik ki. Kalkan %100'deyken gelseydik daha iyiydi. Motor ve kalkan fullde. Abi biz dayanamayız ya. Biz bu görevi yapamayacağız. Kalkan çok daha yüksek olması lazım burayı yapabilmemiz için bence. Ya da aynı anda kalkan bittikten sonra gövdeyi tamir ettireceğim bizimkilere. Onu da pek harcamak istemiyordum. Çok zor şartlarda savaş anlarında kullanmak istiyordum ama o gemi nasılsa dayanıyor ya. Kilitlendi. Kenetlen. Peki, kenetlendiğimizde sağlık ne durumda olacak geminin? İçeri girelim. Oğlum neler olmuş burada böyle? So, where to next? Look at the damage to these robots. Silahımızı çekelim. Burada büyük harbeler yaşanmış. Sanırım yukarı çıkacağız. Işık çok yeterli değil. Bir fenerimizi yakalım. Aktarım modülünü bulacağız. Nerededir? Direkt de gösteriyor ya. İşime gelir tabi bu arada, yani göstermesi iyidir.
Boş içecek, her şey boş. Burada var ya, çok ciddi şeyler yaşanmış. Adam içmiş içmiş. Hani sağlığını korumak için, ancak başarılı olamamış. Robotlar falan bile öldürülmüş. I think Galbang stopped using these decades ago. Oha, paraya bak. Bir sürü para aldık oradan. Çok iyi. Dur, nereye ateş ediyorsun? Bir dakika. Nereye ateş ediyorsun? Buna mı? Bu daha çıkmamış, bekle. Kaşınmayalım şimdi. Şu gezegene evet bir bakmak istiyorum. Şöyle. Vay be. Bir saniye. Bunun mermisini bitirene kadar kullanacağım. Bayağı da bir mermi aldık ama bu silah mermisini alamıyorum. Nereden gideceğiz? Of, radyasyon. Fena yaraladı. Bak, aklıma kötü kötü fikirler giriyor. En zor kısmını bana verdiler. Ben buradaki şeye çökeyim mi? Herif bizi uyarmıştı ama seni bulurum falan diye tehdit etti. Ben öyle tehditlere pek gelmem. Umurumda bile değil. Zaten hasımlarımız var bol bol. Neyse, şu birleşik krallıkla aramın iyi olmasını isterdim çünkü niyetimiz kötü değildi, ancak işte abidik gubidik insanlara gönderiyorlar beni. Kıl olduk, saldırdık abi, ne yapalım? Boss.
Yok lan, ne boss'u? Aynı robotlardanmış. Bu kapıyı nasıl açacağız dostlar? Zor diyor. Yes. So long. Bir yerden açabilecek miyim yoksa? Kameraları gördüğümüzde indirmemiz lazım aslında ama. Panik yapma, dur hallediyoruz. Ne bu? He, sırt çantası. Buraya sadece tıbbi kit almaya mı girdik yani? Gerçekten. Biraz da yaralandık. Mühendisle iletişime geçin. Kapı açılmıyor abi, hata veriyor. Siktir. Abi doldur şunu ya. Mazer'in de mermisi çokmuş ya.
için gerekiyor kasayı açmak için. Neyse devam edelim. Şu oyuna da aksiyona girmeyi özlemişim ya. Kapıyı açtık. Burası bayağı karanlık. Tehlike nerede? Bizi gören şey ne? Bayağı yaralandık ya. Şeye bakacaktım da. Kaç tane sağlık kiti kaldığını. Kısa yoldan bakıyorduk ya. Silahları seçiyorduk falan. O tuşu unuttum. Derin gözcü atlama çantası. Düşük kapasiteli jetpack diyor. Ya boş verin ya. Sen onu halletsene be kızım. Ya siktir o ne lan? Oha! Mükemmel. Bu müthiş bir şeydi lan. Wolfenstein'deki robotlar gibiydi. Bütün robotlar çıkmadı yalnız biliyor musunuz? Çıkmayanlar var. Şuradaki robotlar ve bölüm tasarımları da bana şeyi anımsattı. Soma oyununu. Mükemmel bir oyundu ya. Çok etkilendiğim bir oyundu hikaye olarak. Kanalımızda var, oynadık, bitirdik arkadaşlar.
Ve özellikle böyle hikaye analizlerini, detaylarını da yapan güzel kanallar var. Onları da şey yapmanızı öneririm, incelemenizi öneririm yani. Bu ne lan? Crew recording initiated. Son of a bitch. Nothing. Complete waste of time. Ah, siktir. I tried everything I can possibly think of and I end up right where I started. Koca bir hiç mi? I thought I was so clever. Thought I had it all figured out. First, fix my ship and get the prototype shielding back online. Second, shunt the power from the cred tank array back to the system to drain the credits. And then third, haul ass back to my ship before the EM field rips apart the legacy. Three easy steps, right? Only problem is, I'm stuck at step one. Every system on my ship is dead, and there's nothing aboard. Vallahi ben de aynı durumdayım. Nasıl döndü acaba ki? I can't believe I came all this way. Just to end up stuck here like the poor bastards who ran this ship. Oğlum şey falan yok o zaman lan. Hazine mazine yok. Issa will figure it out. I told her where I was going for a reason. She's smart. She'll know something's up when I miss the rendezvous. After all, we're supposed to split the loot. All I have to do is sit tight and wait until she figures out that something's gone wrong. And she'll come here looking for me. In the meantime, I should start rationing my food. Yürümekte zorlanan birisi kendisi belli ki. Crew recording terminated. Ancak miras olayı yok arkadaşlar. O da buraya boşuna gelmiş. Gemi gücünü yönlendir. Jasper Kreese'in mallarını geri al. Şunları alırız. Şuna bir bakmak istiyorum. Şu fizik. Bu oyunun şeyi iyidir. Sağlam para ya, bunu belki satarız. Crew recording initiated. Son of a bitch. Dinlediğimiz buydu bizim zaten. Sanki yerden az önce bir tane daha aldım da. Kart mıydı onlar? Hayvan gibi para sömürüyoruz biz buradan. Gel bankla alakalı. Bak bak, bütün paraları emdik. Bütün paralar burada şu anda değil mi? Sanal paralar. O zaman buradan şeyi anlayamadım ben. O adam bir şeyler arıyordu burada ve bulamadı. Mirastan kaç? İki tane kaçış noktası var.
Yani o buralarda ekstra bir şey bulamadı. Sarı arkamda sınır umarım. Bu ne lan? Oha! Savaşmasak mı? Direkt kaçsak mı arkadaşlar? Bence. Sizin göz gözü görmüyor lan. Çok kötü durumdayım lan. Kıyafetimin içine sıçıldı. Çok hasar aldı kıyafetim. Akciğer hasarı falan filan, mahvolduk ya. Kaldı mı? Gırtlan. Be, gelişmiş kapı. Şu anda kıyafeti bilerek onarmıyorum çünkü yine bozulacak. Ama yarıya kadar indi kıyafet hasarı ve berbat durumdayım arkadaşlar. Siktir. Bir dakika, uzun atlamak için şeyim yanımda değil mi? Bıraktık mı biz onu gemiye? Hay aklıma edeyim ya. Hiç atlayamadım. Demeden bu kısım filo öyküsünün finali. Oğlum bir dakika. Dayanacak gücüm kalmadı. Bir saniye. Akciğer hasarını iyileştirebileceğimiz bir şey kullanmamız lazım bizim şu anda. Çünkü berbat durumdayım abi. Tamam, kullandım ve düzelecek mi o? Düzelemiyor. Nereden gideceğim? Harita. Map kafayı yedi. Map göstermiyor hiçbir şey. Öldük abi. Of.
Spock. You won't. Oh, büyük olay atlattık ya. Never mind. Sorry. Şeyde gözükmüyor. Büyük ihtimalle biraz beklememiz lazım. Bak. Burada durum kısmında koruma kafesi tazeleniyor. Tehlikeli alanlardan uzak durduktan sonra. Evet, şimdi geçmeye başladı. Güzel. Kaydet. Şey kullanmayacağım. Peki buradan bizim çıkışımız nasıl olacak? Çıkışımız nasıl olacak abi? Fast travel yapabilir miyim? Patladı bu. Indicators are green. We're free. Ben direkt buradan fast travel yapabilir miyim? Zannetmiyorum. Sıça. Tamam, yapabiliyoruz, harika. Ya yani sonuçta şeyi açıyoruz. Doğru, grevi açıyoruz. Buraya niye gidemiyoruz ya? Keşfedilmemiş bir yer olduğu için mi? Şuralarda bir mevzu çıksa da halletsek ha. Biliyorsunuz bizim... Ya vallahi benim çok işlerim var. Sen hayırdır? Kimsin? Ne istiyorsun? Gitmem gerek yani. Faraday'ın hesaplı tutarı. Sor gitsin hadi. Benim aklımda bir film daha heyecanlı olurdu. Tehlike var ama filmlerdeki gibi göz kamaştırıcı değil. Yüksek ihtimalle bana sorulan en aptalca soruydu. Aslında gitmem gerek. Benim filmim daha iyi olur. I'm sure the captain is really busy and may not have time for all your questions. If you can afford your very own ship, you must be super well off. You single? Oh dear lord. Hayat bana iyi davrandı diyelim. Bu seni niye ilgilendirir anlamış değilim. Gemi bakımı pahalı, idare ediyorum. Aha, soruyu okuyamadım, anasını satayım. Uzay kanunsuz bir karmaşa diyor. Politikacıların bu konuyla alakalı bir şey düzenlemesi gerekir mi demiş. Güvenliğin herkesi güvende tutabilmesi için daha fazla bütçeye sahip olması gerek yani kısaca. Oğlum hayırdır la? Kocaman bir hayır. Üzgünüm. Özel hayatım özeldir. Uzay seyahati aşk romanları gibidir. Sadece daha heyecanlıdır. Hayır dersek Sera yanımızda. Seninle tanışmak güzeldi. Üzgünüm. Gizemli kalalım o konuda. Enteresan, bize kredi falan verdi ya, manyak. Sonrasında
Astral salonda bunları bularız. Neon'da. Astral şeye gidersek onları bulabiliriz arkadaşlar. Büyük ihtimalle orada bir takım hikayelere rastlayabiliriz. Aha mevzu var. Mevzu var. Silahları yükle. İleride. Oo, çok kuvvetliler. Asiktir. Yediler bizi lan. Bunlar şeyler. Kurtarır mıyız? Gittik. Bunları alırsam var ya çok iyi olur ya. Yemedi, patladık. Zor bunlar. Yok, onlarla savaşabilecek gibi değilim abi. Çok güçsüzüm. Bu gemiyle olmaz. Kaçıyorum ben. Savaşmadık bu sefer. Çok yaklaşmadan hemen uzadım. Uzaktan şöyle bir göz attım ama. Aha, buyurun. Tamam. Savaş istiyordum zaten. Abi birleşik kolonilere saldırıyoruz şu anda ya. Girmişler şeye. Ama çok arada kaldım ben şimdi ya. Ben böyle bir şey niyetlenmemiştim, biliyor musunuz? Kaşındınız abi. Bana bir anlayışla bir şans daha verseydiniz şu anda sizinleydim ben. Aa, çok üzgünüm, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Kaçtı mı lan o? Allah, kaçtı. Yani. Tüh be. Bu öykü burada bitiyor bence. Ne alalım? Şu gemi parçaları çok önemli. Bunlarla zaten gemilerimizi iyileştiriyoruz, tamir ediyoruz. Bunlarda da bir şey yok ne yazık ki. Neyse, daha fazla uğraşamayacağım. Görev. Kafam karıştı be. Heh. Vay be. Ben bunlara köstebeklik yapıyordum sadece. Papaz olduk bir önceki bölüm. Air pressure, seals, ship integrity. We lifting off right away or do you need a little bit of time? All right, don't stand there looking stupid. Everything's going to hell and Delgado needs you in operations. Ancak Sisao sonunda ortaya çıkmaya karar verdi. Sakin ol, bütün gemileri yaktım. Please don't tell me you actually believe that was everything Sis Def had. Wake the hell up. Senden daha iyisini biliyorum. Everything he's got at us, but we're planning on pushing his sorry ass all the way back to jail. That is unless you want to keep standing here talking while the vigilance puts. Abi bir sağlık basalım. Delgado ile bir görüşelim. Şimdi kendimi avutuyorum. Bak, hatırlıyorsanız Seasaw, yani Birleşik Koloniler beni zorla bu göreve sokmuştu. Alın lan o zaman, madem öyle. Taraf değiştirdim anasını satayım. Şu an tamamen kendimi avutuyorum arkadaşlar. Çok üzgünüm. Yani içimde bir pişmanlık ama elimden yapacak başka hiçbir şey gelmiyor. Onlar dışladı beni.
it? That is Grixis' legacy? Dios mío. I can't believe it's right here. Jazz, fire up the analyzer. Can you confirm? It's true. You were right all along. Galvan veri çekirdeğini verdik buna. You know, there were moments, doubts. I almost stopped believing it was real, that I was chasing ghosts. But then came that day on Subaruf, and everything changed. And now here it is, Grixis' legacy, our future. Of that there can be no doubt. Güzel bir finans planlamasıyla Filon'un geleceğini jenerasyonlar boyu güvene alabiliriz. Sonunda sahip olun. Bu zamanın gelmesi çok uzun sürdü. O paraya gezegen dolusu içki alırız. Daha tamamen kurtulmuş değiliz. Grixis' legacy secured our financial freedom. But what good are creds if you can't spend them? Now, bana bu işin sonunda çok büyük bir para vereceksin oğlum. İçeri giriyorlar. Speak of the devil. Jazz, what is the situation? Looks like the Conde is starting to move. Typical Sistef. The sharks are so bloodthirsty, they won't even give us time to bask in the moment. You can hardly blame the man. After all, his worst fears just came to light. Şeyde, Seasalt tarafında, Sara, bunlardan yana olduğunda pek hoş karşılamamıştı. Yok ederse Chris'in mirası da yok eder. Endişelenmeye gerek yok. Seasalt'ın ilk dalgasını çoktan temizledim. I saw that. Hell of a job. But this is just the beginning. Those first few Sistef ships were only scouts, trying to confuse us and probe our defenses. Which means they're playing it smart. They're gonna try to take out our defensive batteries before bringing in their big guns. The batteries are the only thing we have with enough electromagnetic firepower to punch through the Vigilance's hardened shield. We lose those batteries, we lose them. Kalkan sistemleri, o zaman bataryanın tükettiği güç miktarı ile sanırım tek bir şansımız olacak. Precisely. So we can't afford to screw this up. Jazz, lay the plan out for us. We're gonna hold the fort here while you hop back into your bird and head for those defensive batteries. For optimal firing coverage, we're keeping them far from the key and each other. So you'll have to jump to each one individually. You see any Sistef ships get within pissing distance of the batteries, you take them out. In the meantime, we'll secure Crix's legacy here and have Shinya begin cracking the encryption right away. Crix'in mirası benim daha güvenli deyip mirası yanımıza tutsana. Geri geldiğimde burada olsa iyi olur. Tabii beni ölüme gönder. Ben de payımı alamayayım he. Bence o benimle daha güvenli değil mi? I don't care what you think. Now that the legacy is here, I'm not letting it slip through my fingers. Bak benim arkamdan hiç çevirmeyin oğlum. Vallahi bulurum sizi. The only thing that is convincing the fleet's captains that it's worth risking their own lives to defend the key. Hey, if it's any help, you can count on one hell of a party when you get back. Amen, Jazz. Once the batteries are online, we will start our attack of the Vigilance. We'll tear apart the shields, board the ship, and bring Ikande to his knees. Bataryalar aktif edildikten sonra neden yeniden toplanmıyoruz? No, we might not get another chance. The Vigilance will only be in range because they think we are defenseless. We need to strike quickly and then board the ship the moment their shields are down. If we wait too long, tamam, doğru, tamam, doğru. Have your order. Oh, and one last thing before you go. In preparation for the attack, Ikande arrested some of our people. While you're aboard the Vigilance, tamam, onları da kurtarırız. Tutuklananlar varmış. Onları da kurtarırız arkadaşlar. Bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölüm devam edelim. Starfield'da uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım. Güzel abi, bu yan öykü güzelmiş ya. Tabi bunların yan öykü olduğuna bakmayın. Bunlar biraz daha ana hikaye gibi. Yani bunlara özel çalışmışlar belli. Bu arada neredeydi lan pilotluk? Güzel, aldık mı bunu da? Şimdi benim buna geçmem lazım arkadaşlar. B sınıfı gemiye geçeceğim ki yeni gemimi kullanabileyim. Bunun için 15 gemi daha yok edeceğiz. Ondan sonra bu açılacak ve buna geçiyoruz. Artık daha buna geçmeye de gerek kalmayacak diye düşünüyorum. O gemiyi aldığımda var ya, az önce bizim kaybettiğimiz 30 seviye olan gemileri bile yok edebilirim. Arkadaşlar bir sonraki bölüm tam hız devam ediyor. Seasaw'a savaş açacağız. Açtık daha doğrusu. Dediğim gibi
Ben normalde onların tarafında olacaktım ama ne yazık ki onların kurallarına uyamadım abi. Başaramadım onu. Çünkü onlar savaştan biraz daha uzak bir şekilde beni yönlendirmeye çalıştılar. Ben ne yazık ki elim tetikten pek düşmedi bunların işini köstebeklik olarak yaptığımda. Dolayısıyla beni daha önce de uyarmışlardı. Artık ikincide direkt beni dışladılar. Gördükleri yerde de bana sıkacaklarını söylemişlerdi. Bir süre içeride de yatmıştık hatta. Onlara uyum sağlayamadım. Bunlara daha çok uyum sağlamaya başladık zaten. Artık bunlarla beraberiz. Kızıl Filo hikayesi de sonlanacak gibi görünüyor. Bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Hoşçakalın.